Sinüs 105 artı sinüs 15 toplamı isteniyor. Biz burada dönüşüm formülü uygulayabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Eğer şöyle sinüs A artı ya da bunu x, y şeklinde yazalım. Sinüs x artı sinüs y şeklindeki bir ifadeyle karşılaşıyorsak bunun sonucu 2 sinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2 olur. Biz buna dönüşüm formülü diyoruz. Sinüsün dönüşüm formülü. Şimdi bizim açılarımız 105 ve 15. Buna göre sinüs 105 artı sinüs 15 eşit olacak. 2 çarpı sinüs 105 artı 15 bölü 2 çarpı kosinüs 105 eksi 15 bölü 2 olur. Eşittir diyorum. 2 çarpı. Toplarsak 105 artı 15 120 yapar. 2'ye bölersek 60. Yani sinüs 60 çarpı kosinüs 105'ten 15 çıkarırsak 90 olur. 2'ye bölersek bu da 45 gelecek. Şimdi 60 ve 45'in sinüsleriyle kosinüslerini bulacağız. Şöyle üçgenlerini çizebiliriz. 90 derece. Burası 30 derece. Şu 60 derece. 30'un karşısı 1. Hipotenüs 2. 60'ın karşısı köküç olur. Diğer üçgeni de çizersek şöyle 90 derece. Burası 45. Şu açı 45. Dik kenarlar 1, 1. Hipotenüs kök 2 olur. Şimdi gelelim 2 çarpı sinüs 60. 60'ın sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2 olur. Şimdi 45'in kosinüsü. 45 burası. Kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 2 olur. Şu iki ifade birbirini sadeleştirir. Kök 3 bölü kök 2 kalır. Yalnız biz paydada kök olmasını istemiyorsak bunu kök 2 ile genişletebiliriz. Bu durumda ifademiz şuna dönüşür. Birincisi kök 3. Şu kök 2 bölü 2. Kök 3 ile kök 2'yi çarparsak kök 6 yapar. Yani sonucumuz kök 6 bölü 2 çıkacak.